Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 6. sınıflar peygamberimizin hayatı dersimizin 2. dönem 2. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. 1. sorumuza başlayalım. Hz. Peygamberimizin kız torunu Ümame'yi namazdayken omzuna alması hangi açıdan önemlidir? çocukların hep göz önünde bulunması gerekir. İstanbul'un kız çocuklarına da önem verdiğini gösterir. Çocuklar için çok eğlencelidir. Ağlayarak namaz kılanları rahatsız etmemelidir. Değerli arkadaşlar, İslamiyet önce kadınlara, kızlara hiç değer verilmiyordu. İslamiyetle birlikte cennet annelerin ayakları altında olduğu değer verilerek bizler kadınlara, kızlara, çocuklara yani kadın erkek herkesin eşit olduğunu inanırız özellikle kız torununa peygamberimizin bu şekilde davranması İslam dininin kız çocuklarına da ne kadar önem verdiğini bizlere göstermektedir. Cevabımız Bursa. İkinci sorumuz. Asr-ı saadet kavramı hangi zaman dilimini ifade etmektedir? Peygamberimizden sonraki zaman, kıyametin kopacağı zaman, İslam'ın en genişlere, en genişlere ulaştığı zaman, peygamberimizin hayatta olduğu zaman. Asr-ı saadet, mutluluk asrı demektir insanların huzur ve mutluluğa kavuştuğu zaman o da işte peygamberimizin hayatta olduğu zamandır. Peygamberimizden sonraki zamansa dört halife dönemidir. Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemi ardından da Emeviler, Abbasiler dönemleriyle İslam tarihi devam etmiştir. Günümüze kadar ulaşmıştır. Üçüncü sorumuz Hazreti Peygamberin hakkında ben ilmin şehriyim nokta nokta da onun kapısıdır buyurduğu sahabi aşağıdakiler hangisidir? Hazreti Ali, Hazreti Muaviye, Hazreti Selman Farisi, Hazreti Ebu Sufyan peygamberimizin damadı, ilk çocuk Müslüman Ebu Talib'in oğlu ve dördüncü halifemiz Hazreti Ali hakkında peygamberimiz ilmin kapısıdır şerefini vermiştir. Dördüncü sorumuz. Sevgili peygamberimizin çocuklara gösterilginin o kadar ünlenmiş olduğunu aşağıdaki seçeneklerden hangisi en doğru olarak anlatır? Medine'de Mekke'ye gittiğinde onu çocuklar karşıladı. Rastladığı çocuklarla ilgilenir, sohbet ederdi. Torununu omzuna alıp mescide giderdi. Kuş ölen çocuğu teselli etmek için ziyaretine gitti. Peygamberimiz büyüklere verdiği değerin pek çoğunu daha fazlasını çocuklara da vermiştir. Onları gerçek birey, birey olarak, insan olarak görmüş ve onlara en güzel değeri vermiştir ki Mekke'den Medine 622 yılında Hz. Ebu Bekir ettiğinde Tale Al-Bedru Ay Doğdu Üzerim ilahisini nedir? Çocuklar da peygamberimizi karşılarken söylemişlerdir. Beşinci sorumuz. Peygamberimizin doğduğu şehir ve miladi takvime göre doğum tarihi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Peygamberimiz öncelikle Mekke'de doğmuştur değil mi? Ne zaman doğdu? 20 Nisan 571 tarihinde doğdu peygamberimiz. Cevap Ceyhan. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Peygamberimizin her işinde gözettiği rıza türüdür? arkadaş rızası, baba rızası, ana rızası, Allah rızası. Bizleri yaratan, yaşatan, her tür rızkı veren Allah'ımızın rızasını hayatımızın her anında tüm davranışlarımızda göstermemiz lazım ki gerçek manada Allah'a kulluğumuzu gösterelim. Hz. Peygamberimize güvenilir olmasından dolayı takılan lakap nedir? Habibullah, Muhammedül Emin, Resul Ekrem, Hatmün Nebiyyin. Evet peygamberimiz hayatında şakayla dost asla yalan söylememiş, kimseye ihanet etmemiştir o Muhammedül Emin'dir. Taharet ne demektir? Samimiyet, kirlilik, temizlik, dürüstlük. Biliyorsunuz hadesten taharet var bir de necasetten taharet var. Taharet demek temizlik demektir. Cevabımız Ceyhan. Peygamber Efendimizin doğum gecesi olarak kutladığımız kandil aşağıdakilerin hangisidir? Kadir gecesi, Mevlid kandili, Berat kandili, Miraç kandili. Peygamberimizin 20 Nisan 571 ya da 12 Rebiyül Evvel ayında doğduğu gün Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. İslam tarihinde ilk yazan okuyan sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Abdullah bin Mesud, Saad bin Ebi Vakkas, Bilal-i Habeşi, Abdullah bin Zeyd. Çağrı filmini izleyenler hatırlarlar. Köle Bilal ne yapıyordu? İslam'la özgürlüğüne kavuşuyor. Allahu Ekber diye ilk ezanı okumuştu Bilal-i Habeşi. Sahabilerin önemi hakkında söylenen cümleler hangi cümlelerden hangileri doğrudur? Bakalım. İslam'ın yayılmasına olağanüstü çaba harcadılar. Hz. Peygamberimizin eğitim ve terbiye sayesinde içinde bulundukları inansızlık ve kötü durum yaşantıdan kurtuldular. Kendilerinden sonra gelen nesillere örnek oldular. Hazreti Peygamberimize sıkı sıkıya bağlı değillerdi. Burada sevgili arkadaşlar dördüncü maddemiz hariç diğerleri sahabileri tanıtıyor bize. Halbuki onlar peygamberimize sıkı sıkıya bağlılar. Ne derse anında inanıyorlar ve yapıyorlardı. Aşağıdakilerden hangisi sahabi için kullanılan ifadelerden biri değildir? Tabi'in, ashab, ashab-ı güzin, sahabe ikram. Evet burada sahabe kelimesinin çoğulu ashabdır. Ashab-ı güzin ve sahabe ikram da onların güzel isimlerindendir. Ancak tabi'in ifadesi sahabeleri görenler için kullanılır. Sahabiler Mekke müşriklerinin zulüm ve işkencelerine karşı uzunca bir süre dinlenmişlerdir. Bu onların aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir? Cömert olmaları, doğru sözlü olmaları, yardımsever olmaları, sabırlı ve kararlı olmaları. İşte Müslüman karşılaştığı tüm zorluklara karşı sabretmeli, doğru bildiği davada da kararlı olmalı, asla vazgeçmemelidir. Cevabımız denizli sahabeler böyle yapmışlardır peygamberimiz gibi. Peygamberimiz tarafından müezzin olarak görevlendirilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir? Ammar bin Yasir, Bilal-i Habeşi, Erkam bin Ebil Erkam, Saad bin Ebi Vakkas. İşte ilk müezzin aynı zamanda peygamberimizin müezzinidir. İlgezan okuyan Bilal-i Habeşi. 18. Dünyayı bütün ahalisiyle değiştirebilen Allah'a hamdolsun. O Mekke'de nimet içine bulunurken Allah ve Resulünün sevgisiyle iyiliği arz ederken ederek bu nimetlerden uzaklaşmayı tercih etti. Peygamberimizin yukarıdaki hadis-i şerifte övdüğü sahabi aşağıdakilerden hangisidir? O Mekke'de nimet içinde bulunurken Allah ve Resulü'nün sevgisiyle iyiliği arz ederek bu nimetlerden uzaklaşmayı tercih etti. Yani zenginken İslam'a gelip fakirliği, ailesi putperestken o Rabbim Allah diyerek peygamberimize gelerek ne yaptı? Tüm işkencelere maruz kaldı. O da İslam'ın ilk öğretmeni Musab bin Umeyr'dir. Uhud savaşında da şehit oldu. Vefat ettiğinde arkadaşının arkasından ilmin kaybolması işte böyle olur. Bugün büyük bir ilim kaybolu denilen sahibi aşağıdaki neden hangisidir? Musab bin Umeyr, Ammar bin Yasir, Zeyd bin Sabit, Saad bin Ebi Vakkas. Peygamberimiz ilk azatlı kölesi, taife gittiği, beraber yaralandığı Zeyd bin Sabit hakkında... İlk bahi katip pardon Zeyd bin sabit hakkında ilmin kaybolması böyle bir şey demiştir. Sevgili arkadaşlar cevabımız Ceyhan. 21. sorumuz peygamberimiz bize sahabileri örnek almamızı tavsiye etmiştir. Sahabelerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Müslümanlara örnek gösterilmelerine sebep olmuştur? Masum ve günahsız olmaları, İslam'ı güzel bir şekilde yaşamış olmaları, peygamberimizden hadis nakletmiş olmaları, daha önce şirk hayatı yaşamış olmaları sahabiler cahiliye döneminden sahabe asr-ı saadet dönemine yükselmişlerdir. İşte İslam'ı en güzel şekilde anlayıp yaşamışlardır. O yüzden sahabeler birer yıldız gibidir. Hangisine uyarsanız sizi cennete götürür diye Peygamberimiz onları bize örnek göstermiştir. Evet sevgili arkadaşlar kanalımızda 6. sınıfa ait diğer derslerimizin içeriklerini de bulup izleyebilirsiniz. Şimdiden hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak videolarınızı beğenerek arkadaş gruplarınıza tavsiye edin. Onlar da inşallah bu bilgiler ulaşsınlar diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.